Bir dilim pasta ve portakal suyu. Evet, sizin? Kuru pasta ile vişne suyu. Sizin? Bir dilim kek, bir de vişne suyu lütfen. Başka bir şey ister miydiniz? Yok. Pardon, hesap olabilir miyim? Tabii. Ben bakarım hayatım. Ah, sağ ol canım. Efendim? Hayatım benim. Ah, Sadıkçığım merhaba canım. Kafe çok kalabalık, fazla konuşamayacağım. Çabuk söyler misin, ne oldu? Tamam hayatım. Akşam Yavuzlarla bir araya gelelim diyoruz. Şu tatil meselesini falan konuşalım diyoruz. Ne yapalım sence? Şöyle yapalım, onlar bize gelsinler. Çünkü bugün kızlar dışarı çıktı ya, şimdi Cem onları rahat bırakmaz. Onun için biz başlarında olalım. Aa, tamam tamam, öyle organize edelim o zaman. Ha bak, aklıma gelmişken Firuze akşam ne yemek yapacak, ona göre dışarıdan bir şeyler alayım diyorum. Yok yok, sen bir şey alma. Buzlukta kıyma var, patatesle köfte yaparız, hallederiz bir şeyler. Sen merak etme. Hayatım, Suzan yalnız kaldı. Kapatıyorum, daha fazla konuşamayacağım canım. Tamam hayatım, hadi öptüm canım. Görüşürüz, hoşça kal. Bizdeyiz abicim. Bak, ne yapalım diyorum biliyor musun? Şimdi buradan çıkarız, Eda ile kızı alır, direkt bize gideriz. Süper olur. O zaman tek araba giderim. Benimkini alalım, seninkini bırakalım. Yarın sabah geçerken ben seni alırım. Ha, işte bu kadar. Pratik aileyiz dostum. Öyleyizdir, çak. Yeşillen biraz, hadi, hadi. Anne, benim gülecek halim mi var? Bak, Nedret de evlendi. Nasıl mutlu dans ediyor. Üzme kendini. Sen de evleneceksin elbet. Ne zaman? Belki de yarın. Ay, ödümü patlattın evladım. Efendim, darısı başımıza. İnşallah evladım. Babam seni görmesin. Efendim. Firuze, benim ben. Seni merak ettim. Her şey normal mi? Aman işte, hep bildiğin gibi çoluk çocuk aynı dertler. Kaçta çıkarsın? Hala Avni'lerde bekliyorum. Var benim daha çıkmama. Cem yukarıda azgın boğalar gibi. Kızlar 5'te girecekler. Anneleri babaları gelmeden onları yalnız bırakamam. O saatte bir şey kalmamış. Ben burada beklerim. Bir şey kalmamış var mı canım? En az var daha 2 saat. Sen git dükkana. Ben giderken ararım seni. Dükkanda çırak var. Bana lüzum yok. Ben burada bekliyorum. İyi peki. Selam söyle evdekilere. Baş üstüne, baş üstüne. Öyle olsun. Ne yapıyormuş? Çocukların başını bekliyor, ne yapsın? Yine kavga kıyamet var galiba. Onların evinde hiç eksik olmaz. Ufaklık bir kabahat mı yaptı ne? Aman o çocuk değil ki Peri. Her şeyi beklenir onda. Aman sen de. Yalan söylemiyorum da sizlerle tartışmak istemiyorum amcaoğlu. Zaten çocuk oldu, bıraktı bu peri işlerini. İsabeti oldu. Bırak görsün. Bu sefer seni öyle bir isteyeceğim ki imkanı yok hayır diyemeyecek. Şimdi görürsün. Bak, şimdi sormuyorsun bir isteğin var mı diye. O ne demek o şimdi? Sabah kızların bana görünmeden kaçmasına yardım edecektin demek. O yüzden bana o kadar ilgili alakalı davrandın demek. O tam olarak öyle değil küçük bey. Öncelikle evde çıkaracağın teröre engel olmak istedim, doğru. Ama asıl ders çalışıyorsun diye bir ihtiyacın olursa benden iste dedim. Peki, şimdi niye sormuyorsun? Ders çalışmadığınızı biliyorum, arkadaşın yukarıda. Bu evde herkes her şeyin en iyisini biliyor zaten. Senin gibi. Ah be oğlum, ergenliğe girmenin de bir düsturu vardır. Yazık, günah değil mi? Papuç kadar cevaplarına hem anneni hem babanı hem kız kardeşlerini üzüyorsun. Ben hiç kimseyi bilerek üzmüyorum. Onu hepimiz farkındayız. Birilerini üzdüğünü fark ettiğinde büyümüş olacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.